Gelecek nesillere bilinçli bireyler yetiştirme hedefiyle yola koyulan denge okullarındayız şimdi. Beraber izleyelim. Sevgili izleyicilerimiz, Altın Rehber programından tekrar saygılar, sevgiler, merhabalar. Evet, İzmir'imizi gezmeye devam ediyoruz. İnanın gez bitmeyecek bir alandayız. Çünkü çok küçük bir yer değil ve çok büyük bir yer İzmir'imiz. Büyük şehrimiz her şeyden önce. İnsanları söyledik ya baştan sıcakkanlılar ve bizleri de misafir etmekten onlar gurur duyuyorlar, bizleri de onurlandırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ayrıca da. Evet, sizleri farklı bir alana getirdim şimdi. Neredeyiz ve İzmir'imizin gerçekten değişilmez bir özel okulundayız. Hangi okul biliyor musunuz? Denge okullarındayız ve harika bir insanla sizleri tanıştıracağım. Ben söylemeyeceğim ismini, kendisine soracağız. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyabilir miyiz kısaca? Evet, benim adım Alaaddin Kurt. Denge okullarının kurucusuyum, yönetim kurulu başkanıyım. 32 yıllık eğitimciyim. Eğitime 1985 yılında Malatya'nın elektriği suyu olmayan bir köyünde öğretmen olarak başladım. Daha sonra devletin değişik kademelerinde işte öğretmenlik, okul müdürlüğü ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra 4 yıl önce denge okullarını kurmaya 6 arkadaşımla beraber karar verdim. Evet. Okulumuzu kurduktan sonra şu anda 4. yılımıza başladık. 4. yılımızda İzmir'de, Karşıyaka ve Çiğli bölgesinde İzmir'e, Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Evet. Alaaddin Hocam, sizle tanışma fırsatı ben yakaladım ama sevgili izleyicilerimiz sizleri tanımıyorlar. Bununla ilgili de kendinizden şöyle biraz nelerden hoşlanırsınız, neleri seversiniz, nasıl bir yaşantınız var, nasıl bir insansınız? Kısaca bizleri özetleyebilir misiniz? Bizim yaşantımız, biz eğitimciyiz. Ben bu örneği vermekten her zaman gurur duyarım. Benim eğitimciliğe başlamamın asıl nedeni rahmetli babamdır. Babam ilkokul mezunu bile olmayan Anadolu'da Manisa ilinin Selendi ilçesinde doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Ama tam bir eğitim gönüllüsüydü. Evet. İnanılmaz bir Atatürkçüydü. İnanılmaz Atatürk sevgisi olan bir insandı. Cumhuriyet'in değerlerini, bu ülkenin değerlerini çok iyi tanımış, özümsemiş bir insandı. Benim aslında ilk meslek hayalim sizin alanınız. Ben iletişimle ilgili, gazetecilikle ilgili çok ilgim vardı. Evet. Öğrencilik yıllarımda. Rahmetli babamın bana iki tane bir tavsiyesi oldu, öğüdü oldu. İşte oğlum, benim diğer abim var. O jandarma, askerdi kendisi. Emekli oldu şu anda o da. Oğlum, Atatürk iki ordu kurmuş. Birisi ilim irfan ordusu, işte birincisi Türk ordusu, ikincisi ilim irfan ordusu. Şimdi ilim irfan ordusu deyince ben tabii biraz şaşırdım. Baba, nedir o? Dedik oğlum, sen dedi git öğretmen ol. Bu Anadolu'da, bu ülkede doğru, iyi, güzel öğrenciler yetiştir ve bu ülkeye hizmet et dedi. İşte biz o 85 yıllık serüven aslında 82 yılındaki ilk üniversiteye girişimizle başladı. Daha sonra yaklaşık 32 yıl devlette hizmet verdim. Devletin değişik kademelerinde. Daha sonra işte bir şekilde kader bizi bu özel okulculuk sistemiyle tanıştırdı. Evet. Tabii devlette de çok güzel imkanları yakaladık. Devletimizin sayesinde çok güzel hizmetler verdik bu ülkeye, öğrencilerimize. Özellikle Milli Eğitim'de ben uzun yıllar çalıştım. Yani yarı hizmetim orada geçti. Yani gene Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Evet. Bu sözü ben kendime şiar edinmişimdir. Kesinlikle hizmette hep insanlara hizmet etmek, insanların özellikle kimsesi olmayan kişilerin sorunlarını çözmek benim en çok mutlu olduğum alanlardır. O tecrübelerimizin yanı sıra işte bir okul fikri kafamızda oluştu. Bu okul nasıl olmalı? Bununla ilgili arkadaşlarımızla çok ciddi toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. İşte beyin fırtınaları yaptık kendi içimizde. Çıkış noktamız şu, benim en çok beğendiğim eğitimin tanımı şudur. Eğitim hayatın ta kendisidir Hakan Bey. Evet. Eğitim hayatın ta kendisidir. Yani hayata çocukları, öğrencileri hazırlamayan bir eğitim sistemi ve yöntemini ben başarılı bir eğitim sistemi yöntemi olduğunu düşünmüyorum.
Nitekim hayallerimizdeki denge eğitim sistemi diye bir sistem geliştirdik. Eğitim sistemimizi adını da koyduk denge eğitim sistemi adı altında. Okulumuzun adı da denge. Okulumuzun adı denge ve sistemimizde denge eğitim sistemi diye bir modelle geliştirdik. Bu denge eğitim sistemini iki tane alt modelle güçlendirdik. Yetenekleri tanıma, keşfetme ve o yetenekler doğrultusunda eğitim. Bunlar tabii bir sürece bağlı. Ve kazanım temelli eğitim adı altında iki tane sistemle, modelle bunu geliştirdik sistemimizi. Şimdi yetenek konusunun özelliği şu. Kuşlara yüzmeyi, balıklara da uçmayı öğretmeyelim. Çıkış noktamız bu. Neyse. Kuşlara yüzmeyi, balıklara uçmayı öğretmeyelim. Her çocuğumuzun kendi içinde yaşadığı, doğuştan getirdiği yeteneklerini tanıyalım ve bu alanda eğitim verelim. Yani artık 2017 yılındayız. 2047'li, 57'li yılların, 2080'li, 2100'lü yılların karar vericileri veya şeklini belirleyicilerini yetiştiriyoruz. Birinci önceliğimiz yeteneklerini tanımak. Yeteneklerini tanıdıktan sonra bir daha da bireyselendirilmiş bir eğitim modeliyle çocuklarımızı hayallerinin peşinde koşturmak istiyoruz. Şimdi bununla ilgili ne yaptık? İşte son iki yılda bakın bizim okulumuzda 14 tane çocuk yazar yetişti. Müthiş bir rakam. Evet yani bu işte şu anda kitaplarımızın bazıları elimizde. Evet. Bu öğrencilerimizden bazıları şu anda bizden mezun oldu. Değişik Anadolu liselerine, fen liselerine gittiler. Bu yavrularımızın hayatında bence çok şey değişti. Şimdi bir kitabı yazan yazarlarımız bir daha sonraki yılda ikinci kitaplarını da yazdı. Şimdi bu çocukların bir kısmı, diğer kısmı bilimsel ve düşünme yeteneği olan öğrencilerimiz var. Fen ve matematikte kendini kanıtlamak isteyen, bilimsel buluşlara ilgi duyan öğrencilerimizi keşfettik. O öğrencilerimizle işte denge eğitim fuarımızda üçüncüsünü yaptık. Denge eğitim fuarımızda onların bütün bilimsel çalışmalarını sergiliyoruz. O çocuklarımızı yüreklendiriyoruz. Yani biz her çocuğun içindeki benim tüm öğretmenlerimize paylaştığım bir cümle vardır. Her çocuğun içinde bir ceylan vardır. O ceylanları biz öldürmediğimiz sürece eğitim sistemi olarak, öğretmenler olarak, eğitimciler olarak o insanların içindeki ceylanlar zaten onları hayatta başarıya taşıyacaktır. Biz bu başarıyı taşımanın sadece bir yol göstericisiyiz. Önünü açan kişileriz diye düşünüyorum biz öğretmenler olarak.